Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'le birlikteyiz. Sen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Önemli gündem başlıkları var. Doğru. Dün izleyicilerimizden soru istemiştik. O sorular da ulaştı. O sorulara da yanıt vermeye çalışacağız. Enerji başlığı ile ilgili gündemimiz olacak. Yine dar gelirle ilgili, konutla ilgili birçok başlığı da konuşmaya çalışacağız. Hoş ama müsaadenizle önce en sıcak gelişmeyle başlayalım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Türk F-16'larına arka arkaya iki kez radar kilidi atmasını eleştirdi. NATO görevi olduğunu bilmiyorduk diyen Yunan makamları Lozan'ı delmeye çalışmakla suçladı. Ankara'ya gideceğiz, ayrıntıları alacağız. Ekibimizden Murat Sekban gelişmeleri aktarmak için hazır. Sözü Ankara'ya, Murat'a bırakalım. Günaydın Aktan Uysal. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde Yunan savaş uçaklarının iki kez Türk F-16'larını taciz etmesine ilişkin de eleştirilerde bulundu. Yunan makamları uçakları tanımıyorduk, NATO görevi bize bildirilmedi ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı ise bunu yalanladı ve şu ifadeleri kullandı. Uçaklarımızın NATO görevinde olduğunun bilinmemesinin imkanı yok. Uçuş görevleri aylar öncesinden yayınlanıyor. Dolayısıyla bizim uçaklarımızın gerçekleştirdiği o görevin bilinmemesi, duyulmaması, görülmemesi, oradaki 4 adet F-16'mızın kimliği belirsiz uçak olmasının imkan ve ihtimali yok. Dolayısıyla yalan, inkar, yalan, inkar ifadelerini kullandı ve Yunanistan'ın bu noktada yalan söylediğini de bir kez daha ifade etmiş oldu. Sadece bu da değil, Yunanistan'la olan sorunlarda Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli bir politika yürüttüğünü belirtti. Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türkler için Türk varlığı yok dediklerini söyledi Milli Savunma Bakanı. Oradan bir siyasetçi Türk milletvekillerinin telefonunu da dinleyebiliriz diyor. Böyle çok sansasyonel gelişmeler oluyor. İstanbul Fener Patrikhanesi'ni hatırlayın. Binasıyla, çalışmasıyla, her şeyiyle özgür. Atina'daysa bir tane cami var, onun da minaresi yok ifadelerini kullanmış oldu. Uzun süredir Yunanistan malum silahlanıyor. ABD'den gemiler dolusu, uçaklar dolusu silahlar, teçhizatlar, araçlar geliyor. Buna ilişkinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir değerlendirmesi oldu. Savunma içinse çok, Türkiye içinse az diyerek gözdağı verdi. Milli Savunma Bakanı'nın bizzat cümleleri ise şöyle: biz diyoruz ki Yunanistan'da beyhude bir silahlanma başladı. Ekonomik ömrünü tamamlamış silah, araç, gereçlerle Yunan halkının parası boşa harcanıyor. Bununla da bir yere varamazsınız. Bir de Fransa Cumhurbaşkanı Macron gel seninle ittifak kuralım diyerek silah satıyor Yunanistan'a dedi. Hal böyleyken senin ayrı bir ittifaka neden ihtiyacın var? NATO için suni, beyhude, yapay bir takım işler diyerek Yunanistan'ın silahlanma çabasının da doğru olmadığını da bir kez daha belirtmiş oldu Milli Savunma Bakanı. Son bir başlık daha var Aktan Uysal, onu da aktaralım. Yunanistan'ın teröristlere yuva olan Lavrion kampına ilişkindi. Utanmadan inkar ettiklerini söyledi ve her şeyin de ortada olduğunu ifade etti. Milli Savunma Bakanı'nın kritik, önemli açıklamaları oldu. Gündemde Yunan savaş uçaklarının Doğu Akdeniz'de iki Türk F-16'sını iki kez taciz etmesi vardı. Onlar NATO uçuşu olduğunu bilmiyoruz dediler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise bunu bilmemelerinin imkanının olmadığını belirtti. Aylar öncesinde bu uçuşların belirlendiğinin altını çizdi. Uşak'ta iplik ve battaniye üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Görüntüler Uşak'tan geliyor. Uşak'ta organize sanayi bölgesinde bulunan iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikanın boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler fabrikayı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibi alevleri söndürmek için o mücadeleye devam ediyor. Ayrıntıları ilerleyen dakikalarda sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Zafer'in 951. yıl dönümünde Ahlat'ta düzenlenen etkinliğe katıldı. Terörle mücadelede kararlılık mesajları veren Başkan Erdoğan, güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla
güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini dünyaya ilan ediyorum dedi. Bir gece ansızın hem de her yere gelebiliriz ifadelerini kullandı. Bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz. Suriye'ye operasyon mesajını Büyük Taarruz'un yıl dönümünde verdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Başkan Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde Ahlat'ta düzenlenen etkinliğe katıldı. Ahlat ve Malazgirt geçmişi, bugünü ve yarınıyla Türkiye'dir. Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nun ebedi vatanımız olarak tescillidir. Ahlat ve Malazgirt medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır. Ahlat ve Malazgirt dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren o yükselişimizin mührüdür. Başkan Erdoğan terörle mücadelede kararlılıklarını yineledi. Sınır güvenliği vurgusu yaptı. Sınırlarımızda ve ötesinde kahramanca mücadele eden askerlerimize ve tüm güvenlik görevlilerimize başarılar diliyor. Rabbimden hepsini korumasını niyaz ediyorum. Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Erdoğan kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz dedi. Ülkemizin güvenlik önceliklerine göre, kendi planlamamıza göre bu operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz. Bizim diğerlerinden farkımız kimsenin toprağında, birliğinde, beraberliğinde gözümüz yoktur. Biz sadece kendi güvenliğimiz ve dostlarımızın huzuru için çalışıyoruz. Malazgirt'te Büyük Zafer'in 951. yıl dönümü kutlamaları gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan da bugün o törenler için Malazgirt'te olacak. Ayrıntıları alacağız. Canlı yayın noktamıza uzanalım. O noktada ekibimizden Barış Türel gelişmeleri takip ediyor. Sizlerle notlarını paylaşacak. Sözü vakit geçirmeyelim. Barış'a bırakalım. Evet Aktan Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin, Büyük Zafer'in 951. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bugün Malazgirt ilçesine gelecek. Önce cuma namazını kılacak, ardından da Malazgirt Milli Meydan Muharebesi Milli Parkı'nda da Malazgirtlilerle bir araya gelecek ve miting yapacak. Evet, Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte 951. yıl dönümü kutlamaları kapsamında önce Ahlat ilçesine gelmişti. Burada ilk olarak parkta, Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingde konuşmuştu, hitap etmişti Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahlatlılara. Daha sonra burada dünyanın en büyük Türk İslam kabristanlığını ziyaret etmişti Başkan Erdoğan. Hemen ardından da Külliye'de bölge valileriyle bir toplantı gerçekleşmişti. Başkan Erdoğan daha sonra Ahlat ilçesinde kaldı ve bugün sabah itibariyle de aslında yola çıktı ve Malazgirt ilçesine gelecek. Önce dediğimiz gibi burada cuma namazını eda edecek. Hemen ardından da Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı'nda Malazgirtlilere seslenecek 951. yıl dönümü kutlamaları kapsamında. Şu an itibariyle bölgede aslında güvenlik tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bomba arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Şu anda yoğun güvenlik önlemi var. Giriş çıkışlara şu an için izin verilmiyor. Ancak ilerleyen saatlerde vatandaşların alana alınacağı bilgisini verelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım. Konserinde İmam Hatiplilere yönelik hakaretinden dolayı gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekibimizden Mehmet Karataş da ilk anından bu yana gelişmeleri takip ediyor. Son bilgileri aktarmak için de hazır. Sözü Mehmet'e bırakalım.
Teşekkür ederim Aktan Uysal. Evet, ifade ettiğiniz gibi Gürşen geçtiğimiz Nisan ayında vermiş olduğu konserinde İmam Hatiplere hedef alan ve hakaret içeren söylemlerde bulunmuş ve sonrasında da oradaki söylemlerin videosunun paylaşılmasının ardından büyük tepkilere sebep olmuştu ve hemen ardındansa geçtiğimiz gün içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını duyurmuş ve başlatılan soruşturma kapsamında işte dün de öğle saatlerinden hemen sonra polis eşliğinde Gürşen evinden alınarak bulunduğumuz noktaya Çağlayan'daki adliyeye getirilmişti ve burada savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş ve saat 19.30 sıralarında da aslında karar açıklandı ve özellikle de burada yapmış olduğu açıklamayla birlikte burada halkı kin ve düşmanlığa, tahrik veya aşağılama suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında hakimlikte tutuklanmasına karar verdi ve dün gece saatlerinde, akşam saatlerinde de Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevine şarkıcı götürülmüş oldu. Evet, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Gürşen savcılık işlemlerinin ardından dediğimiz gibi nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş ve hakimlikte şüphelinin üzerinde atılı bulunan halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphelisinin varlığını gösterir somut delillerin mevcut olması ve suçun yasal alt ve üst sınırları dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı anlaşılması ve bu anlamda da tutuklama tedbirlerinin daha uygun ve orantılı olacağını değerlendirerek şüphelinin tutuklanmasına karar verdi ve Gülşen kararın ardından Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevine gönderilmiş oldu. Tabii ki kararın açıklanması ve Gülşen'in hemen ardından da Bakırköy Cezaevine götürülmesinin ardından avukatı burada açıklama yaptı ve bugün içerisinde de şarkıcı Gülşen'in avukatının da bu karara itiraz etmesi bekleniyor ve bizler de haber ekibi olarak tabii ki süreci yakından takip etmeye ve her bir gelişmeyi bu ekrandan paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Haktan Uysal, sözü tekrar size bırakalım. Bodrum'da sahne alacağı restorana prova için giden ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Şarampole yuvarlandı. Motor kısmı alev alan minibüste mahsur kalan sanatçının yardımına önce yoldan geçenler koştu. Alevler kısa sürede söndürüldü. Kazayı ayaklarındaki kırıklarla atlatan usta sanatçı gece sevenleriyle buluştu. Sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktı. İçinde bulunduğu minibüs şarampole uçtu, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses kazayı kırıklarla atlattı. Biz buradan şu araçları geri döndürüp hepsini gönderelim. Bodrum merkezden gece sahne alacağı Yalıkavak'taki restorana prova için giden sanatçı İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs, karşı yönden gelen kamyonla hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kaza işte tam da bu noktada yaşandı. İbrahim Tatlıses'i taşıyan VIP minibüs karşı yönden geliyordu. İşte kamyon da rampa aşağı iniş gerçekleştiriyordu. İşte bir anda Tatlıses'i taşıyan minibüs yolun da kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı ve karşı taraftan gelen kamyonla çarpıştıktan sonra işte görmüş olduğunuz bu 20 metrelik uçurma yuvarlandı. Çarpışmanın etkisiyle geri geri şarampole düşen minibüs kayalıklara sıkıştı. Kamyonun önü de uçuruma doğru kaydı. Minibüsün ve kamyonun motor bölümlerinin yanmaya başladığı kazaya önce yoldan geçenler müdahale etti. Alevler büyümeden söndürüldü. Daha sonra kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Tatlıses ve beraberindekileri kurtarmak için zamanla yarıştı. Minibüsten çıkarılan biri kadın, biri şoför 3 kişiyle kamyon sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sanatçı Tatlıses ise kendisinin minibüsün bulunduğu yerden vinçle çekildikten sonra çıkarılmasını istedi. Ünlü sanatçının oğulları Ahmet ve İdo Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak da haberi alır almaz kaza yerine koştu. İbrahim abinin aracında şoförü sıkışmıştı. İlk başta şoförünü çıkardık. Sonra bir hanımefendiyle bir beyefendi vardı. Onları çıkardık. Kendilerini ambulansa aldık. Halatlarla bağlanan minibüs vinç yardımıyla yola çekildi. Tatlıses'in minibüsün içinden çıkarıldığı anların görüntülenmesi ambulanslardan alınan çarşaflarla engellendi. İbrahim Tatlıses ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastane kapısında da görüntü alınmaması için yine beyaz çarşaflar gerildi. İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan kurtarılmak için 2 saat boyunca bekledi. İşte bu sırada bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi. Hem yakınları hem de sağlık görevlileri sık sık minibüsün içine girerek İbrahim Tatlıses'le konuştu.
İbrahim Tatlıses kazayı ayaklarındaki kırıklarla hafif atlattı. Sanatçı sevenlerini çok fazla merakta bırakmadı. Sağlık durumuyla ilgili ilk bilgiyi paylaştığı videoyla kendisi verdi. Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Akşam güle görüşmek üzere. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İki ayağı alçıya alınan İbrahim Tatlıses tedavisinin ardından taburcu edildi. Gece programını iptal etmeyen Tatlıses tekerlekli sandalyeyle çıktığı sahnede sevenleriyle buluştu. Allah'ınızı severseniz bakın benim bu kusurumda hoş görün. Hiç işime gelmiyorum bana ama kan yukarı çıksın diye. Yoksa aylarca yürüyemem. Sizden özür dilerim. İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alevlere teslim oldu. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. D100 karayolunda da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Tur otobüsü alev alev yandı. Facia Kılpa'ya atlatıldı. Görüntüler İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Silivri mevkiinde kaydedildi. Çanakkale'den Kocaeli'ye doğru yola çıkan tur otobüsünün motor kısmından duman yükselmeye başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı. Yangını fark eden sürücü hızla yolcuları tahliye etti. Olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken otobüs kullanılamaz hale geldi. Bu görüntüler ise Beylikdüzü D100 karayolundan. Seyir halindeki otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede otomobil alev topuna döndü. Sürücü son anda kendini dışarı attı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Alev alev yanan otomobil hurda yığınına döndü. Meteorolojiden 17 il için kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştı. O illerde neler yaşanıyor? Yağışlı hava etkisini ne kadar sürdürecek? Detaylar için hemen şimdi canlı yayın noktamızda ekibimizden Vedat Sezer Çanakkale'de bizi bekliyor. Vedat Sezer nedir son durum? Paylaş lütfen bilgileri. Haktan Usay günaydın. Evet, meteoroloji 17 yıl için yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Aslında yağışlar hafta boyunca Türkiye'de özellikle batı kesimlerinde etkili olmuştu. Yurdun batısında hafta içi fırtınayla gelen ve zaman zaman doluya dönüşen yağışlar bugün için halen yurdun batısında etkili olmayı sürdürür. Meteorolojilerin genel müdürünün yapmış olduğu uyarılarda 17 il daha çok Türkiye'nin batısı için İstanbul başta olmak üzere Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Edirne'nin güneyi ve özellikle Marmara bölgesinin hemen hemen tamamında yağışlar etkili olacak ki şu anda bulunduğumuz Çanakkale'de yağış sabah erken saatler itibaren etkisini sürdürüyor. Yalnız fırtınadan bahsedecek olursak henüz daha fırtına yok. Yine de gün içerisinde hava değişimleriyle ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi sel su baskını gibi uyarılarda bulunuyorlar. Çünkü zaman zaman yağışların etkisi hızlanabiliyor, gök gürültülü yağışlar olabiliyor ki hafta içerisinde aşırı yağışlardan dolayı özellikle Çanakkale'de, İzinli ve Çan ilçesinde kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemişti. Bugün için bakacak olursak özellikle metrekareye yaklaşık 20 ile 51 kilogram arası yağış düşeceği belirtildi. Meteoroloji tarafından bu yağışlar özellikle Edirne'nin güney ilçelerinde 70 kilograma kadar metrekareye düşecek yağış miktarı olabileceği bildirtildi ve tabii ki uyarılar önemli. Özellikle sel su baskınları gibi olumsuzluk hava koşullarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları uyarıyor. 17 yıl için sarı ve turuncu uyarı yapılmıştı. İşte o bölgelerin tamamı hemen hemen Türkiye'nin batısında, yurdun geri kalanında ise hava açık ve mevsim normallerinin 2 ya da 3 derece üzerinde hava sıcaklığı bekliyor. Türkiye'nin genelinde sadece batı bölgelerinde yağış bugün de etkili olacak. Tabii ki meteoroloji yağışları etkili olacağını söylerken bir taraftan da
yarından itibaren artık Türkiye'nin batısında havanın mevsim normallerine döneceği ve yağışların da azalacağı ya da yok olacağı gibi bilgileri verelim. Sözü Çanakkale'de size bırakalım. Biz de sözü Çanakkale'den alalım. İstanbul'daki canlı yayın noktamıza gidelim. İstanbul'da dün etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşayan ilçelerden biri de Esenyurt'tu. Peki Esenyurt'ta yeni günle birlikte nasıl bir tablo var? Ekibimizden İslim Çobanoğlu o noktada gelişmeleri takip ediyor. İzlenimleriyle birlikte şimdi izleyicilerimizle buluşturacak. İslim. Ardından İstanbul'da yağış etkili olmuştu. En çok etkilendiği noktalardan biri Esenyurt'tu. Haramilerinin taşması sonucunda Esenyurt'ta 100'e yakın ev ve iş yeri de zarar gördü. Bizler de şu anda Pınar Mahallesi'ndeyiz. Aslında bu mahallenin adını sık sık duyar olduk. Nedeni ise özellikle yağışlardan etkilenen bir mahalle burası. Aslında biz her yağışta, hemen hemen her yağışta bu noktadan yayınlarımızı yapıyoruz. Birçok ev ve iş yeri yine zarar görüyor. Dün de temizlik çalışmaları da devam ediyordu. Bu noktada aslında sabahın erken saatlerinden itibaren bizim haber nöbetimiz başladı. Ki halen de aslında temizlik çalışmalarının devam ettiğini sizlere aktaralım. Dediğimiz gibi sağanak yağışın en çok etkilendiği noktalardan biriydi Esenyurt'ta. Özellikle Pınar Mahallesi çok etkilendi. Birçok ev ve iş yeri zarar gördü. 100'e yakın ev ve iş yeri de zarar gördü. Önce tahliye çalışmaları yapıldı. Dünden itibaren de aslında tahliye çalışmaları devam ediyor ki sabahın erken saatlerinden itibaren de temizlik çalışmalarının da ekipler tarafından bu noktada halen devam ettiğini sizlere aktaralım. Dediğimiz gibi ki özellikle bodrum katlar, giriş ve bodrum katlar zarar görüyor. Ki bu noktada da aslında kameraman arkadaşım Özkan Şafak sizlere gösteriyor. Tamamen bodrum katların balçıkla aslında kaplandığını sizler de görüyorsunuz. Aslında hepimizin de merak ettiği soru şu, özellikle bu nokta, özellikle her yağışta aynı hasarla karşı karşıya kalıyor. Neden önlem alınmıyor? Esenyurtluların da aslında en çok merak ettiği sorulardan biri de bu. Önlemler alınmıyor. Gerekli önlemler ve tedbirler alınmıyor. Dediğimiz gibi yağış dün başladı. Dün etkili oldu İstanbul genelinde. Büyük bir yağıştı ama şans eseri tabii bir can kaybı yaşanmadı. Ki bulunduğumuz an itibariyle de aslında temizlik çalışmalarının devam ettiğini sizlere aktaralım ki evden çıkan eşyaları görüyorsunuz şu anda. Tamamen kullanılamaz hale gelmiş iki tane koltuk ve bir halı görüyorsunuz. Tamamen bütün eşyalar kullanılamaz hale gelmiş durumda bulunduğumuz bu noktada. Halen ekiplerin temizlik çalışmaları sabahın erken saatlerinden itibaren devam ediyor İstanbul'da. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmuştu yağış. Esenyurt'ta daha çok etkili oldu. Haramilerinin taşması sonucunda birçok ev ve iş yerinin de zarar gördüğünü sizlere aktaralım. Özellikle sel suları bütün bu alanı, yani özellikle bulunduğumuz bu Pınar Mahallesi'nde etkili olmuştu ki ekipleri görüyorsunuz aslında. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor ama bir noktada da bütün evlerin, özellikle bodrum ve zemin katta bulunan evlerin tamamen kullanılamaz hale geldiğini sizler de görüyorsunuz. Özkan Şafak'ın görüntüleriyle ki eşyaları görüyorsunuz aslında. Eşyalar da tamamen kullanılamaz halde ki evler, daireler, içerisindeki daireler tamamen balçıkla dolmuş durumda. Kullanılamaz hale gelmiş durumda. Esenyurt'ta etkili oldu kuvvetli yağış. Özellikle Esenyurt'ta etkili oldu ki burada aslında Haramidere'ye çok yakın bir mahalle burası. Haramidere'ye yakın olduğu için, Haramidere deresine yakın olduğu için özellikle bu alan her yağışta etkileniyor. Bizler de aslında yıllardır neredeyse bu noktalardan her yağışta yayınlarımıza devam ettiriyoruz. Ki şu anda bulunduğumuz bu evde de suyun tahliye çalışmalarının da devam ettiğini sizlere aktaralım. Görüyorsunuz binalar, daireler tamamen boşalmış durumda ve yerler tamamen balçıkla dolmuş durumda ki eşyalar tamamen kullanılamaz halde. Çoğu eşya kullanılamaz halde. Esenyurtlular yine aynı sahneyle karşılaşıyor. Yine mağdurlar bu noktada. Onların mağduriyetinin giderilmesi için bir şeyler bekliyorlar. Özellikle evlerin, binaların altyapı çalışmaları bu noktada çok çok önemli. Bir nokta diyoruz ki Haramidere'ye çok yakın bu Pınar Mahallesi. Buradaki sahne aslında hepimizin bildiği. Pınar Mahallesi'ni artık hepimiz biliyoruz. Burada özellikle etkileniyorlar.
Dediğimiz gibi Esenyurt'ta Haramet Dere'nin taşması sonucu etkilenen biz Pınar Mahallesi'ndeydik ki bu noktada halen yayınlarımızı devam ettiriyoruz ki temizlik ve tahliye çalışmalarının da sabahın erken saatlerinden itibaren devam ettiğini ve halen devam ettiğini söyleyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Otomobil piyasasında alsat yaparak fiyatları manipüle eden stokçulara karşı bir dizi önlem alınmış. Galericilere 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan yeni aracı satamama kuralı getirilmişti. İşte o süreç 15 Eylül'de başlıyor. Tabii araçları stoklayanlar panikte. Ayrıntılar için canlı yayın noktamıza uzanalım. Murat'ta da gelişmeleri takip eden isim konuğuyla birlikte bu başlığı değerlendirecek. Sözü Murat'a ve konuğuna bırakalım. Evet Aktan Ünsal, sizin de söylemiş olduğunuz gibi özellikle son dönemde sıfır araçlardaki o fahiş fiyatlandırma sonrası bir dizi önlemler alınmıştı. Bu önlemler neydi? Bir 6 ay sınırlaması ve 6000 kilometre sınırlaması getirilmişti. Fakat bu sınırlama 15 Eylül itibariyle başlayacak. Peki şu an elinde sıfır araç olanlar neler yapıyor? İşte onları da bir panik havası sardı. İşte bu son durumu hemen konuğum Mert Duran'la konuşacağız. Otomobil editörü Mert Bey. Mert Bey, bir panik havası var şu an. Peki son durum nedir? Yani neler yaşanacak ileriki dönemde? Keza biliyorsunuz hem 6000 kilometre sınırlaması var hem 6 ay sınırlaması var. Evet, belirttiğiniz gibi bu yönetmelik 15 Eylül'de devreye girecek ve bu süre zarfında da insanlar, daha doğrusu manipülatörler dediğimiz özellikle galericiler, ellerindeki araçları eritmeye bakıyorlar. Bunun için de bir panik havası oluşmuş durumda ve ilanlarını peş sıra sitelerine yüklemeye başladılar. Burada baktığımızda otomobil ve hafif ticari araçlar toplamında bir 13-14 bin adetlik ilan mevcut. 2022 model ve 50 kilometre altında baktığımızda 3-4 bin tane de ilanı girmeyen arabadan bahsedersek yaklaşık bir 17-18 bin tane satılmayı bekleyen acil durumdaki araç var. İlk etapta bunları satmak isteyeceklerdir. Ve bununla birlikte de ellerindeki stoğu temizleyerek bu yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte ceza yememek için uğraşacaklardır. Burada şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Bu 17-18 bin araç satılır mı? Önümüzdeki süreçte satılacaktır çoğu. Neden? Çünkü Eylül ayı itibariyle biliyorsunuz okullar açılıyor ve insanların araçlara olan talepleri artacaktır. Bu nedenle de bir ikinci el piyasasında şu anda gördüğümüz durgunluk önümüzdeki haftadan itibaren artış gösterecektir. Bu da satışlara onlar açısından olumlu yansıyacaktır ve bu araçların bir erimesi söz konusu olacak. Tabii burada bir satışlarda artmadan ziyade fiyatların gerilemesinden söz etmemiz lazım. Bu yönetmelik yayınlandıktan sonra satışlarda artış dediğimiz gibi durdu ama fiyatlarda %5 ile 7 arasında bir gerileme var. Bu tüketiciler için olumlu bir şey. Burada baktığımızda %7 araç fiyatlarının yüksekliğinden dolayı önemli bir meblağ aslında. Bu süreçte önümüzdeki günlerde bu fiyatların biraz daha düşmesini biz bekliyoruz açıkçası. Belki %7'den %10, %12'lere varan bir gerileme söz konusu olacaktır. Bir de araçlarda özellikle sıfır araçların satışlarında bu özellikle 6000 kilometreyi tamamlamak için bir de şöyle bir yöntem kullanılmıştı. Bu da gündeme bomba etkisi yarattı. Korsan taksiye verme olayı. Birazcık da bundan bahseder misin? Şimdi burada bu dediğimiz manipülatörler 6 ayı garajda bekletmekten ziyade 6000 kilometre tamamlamak için de dediğiniz gibi korsan taksilerle anlaşmaya başladıklarını biz de duyduk. Bu gerçekçi mi? Evet, mutlaka bir gerçeklik payı vardır ama bütün satışları, işte bütün ellerindeki araçları bu şekilde satacaklarını ben düşünmüyorum açıkçası. Burada belki %10, %20'lik bir kısmı korsan taksilerle sağlayacaklardır ama burada büyük ihtimalle yapacakları önlem araçları bireysel tüketicilere, yani eşine, dostuna, çalışanlarına satmak olacaktır. Çünkü bildiğiniz gibi yasaya göre bir nihai tüketicinin bir yıl içinde 3 tane araç alıp satma hakkı var. Bunu da kullanacaklardır ve ellerindeki araçları çalışanlarına, annesine, babasına, kardeşine satarak buradan cezadan kurtulmak için bu yöntemi kullanacaklarını düşünüyoruz biz daha çok. Peki son olarak 15 Eylül sonrası öngörüleriniz neler? 15 Eylül itibariyle satışlarda bir süreliğine bir durgunluk yaşayacağımız kesin. Ama dediğim gibi burada hem okulların açılması hem de araç tedarikinde yaşanan sorunların en iyi ihtimalle önümüzdeki yıla kadar devam etmesi nedeniyle gene bir arz ve talep dengesindeki bozulmadan dolayı fiyatların yukarıya doğru gideceği de ne yazık ki bir gerçek. Bu süreçte de belki bir süre için araç fiyatlarında bir düşüş göreceğiz ama gelecek olan zamlarla birlikte, çünkü biliyorsunuz 1 Eylül zam ayıdır.
her zaman 1 Eylül'de araçlara zam gelir. Bu zamlarla birlikte ne yazık ki gene bu fırsatçılara gün doğacaktır. Ama bunun da önüne geçmek için araçları kendi adlarına, yani şirket adına olmasa bile bireysel tüketiciler adına alıp gene bu yasayı pasifize etmeye çalışacaklarını öngörüyoruz. Bunun için de tabii ki önlem almak gerekiyor değil mi? Yani önlem almak gerekiyor ama burada daha yönetmelik devreye girene kadar ne tarz bir cezai yaptırım olacağını henüz bilmiyoruz. Daha bunlar biraz muallak. Mesela şu anda belirtilen noterlere 3 günlük ekspertiz raporu sunma zorunluluğundan bahsediliyor. Burada da gene kötü niyetli insanlar ekspertizle anlaşıp aracın kilometresi 50 iken bunu 6000 olarak işletebilirler. Bunun da önüne geçmek için bu tarz uygulamalar yapılacağını bekleyebiliriz. Burada ciddi bir denetim şart tabii ki. Evet, hemen toparlamak gerekirse özellikle 6000 kilometre ve 6 ay sınırlaması ile birlikte bir panik havası oluştu. Evet, ve bu da fiyatlarda bir düşüşe de sebep oldu diyelim ve sözü buradan size bırakalım. Murat'a ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Önemli adımlar aslında. Doğru. Hem tarım kredi kooperatifleriyle birlikte piyasadaki ürünlerin fiyatlarının kontrol edilmesi, hem de emlakla ilgili yaşanan süreçte hem uzlaşma ile ilgili uzlaşmacıların araya girmesi, hem Doğru. bu anlamda %25 ile ilgili atılan adımlar, otomobilde de böyle bir adım. Ne dersiniz? Umut vaat ediyor dedi otomotiv uzmanı, özellikle evet. bu anlamda önümüzdeki sürece dair. Tabii onlar piyasanın da içindeler. Hatta orada bak, orada yapılabilecek o hile-i şeriyelerden de bahsetti. Yani çalışanla şey yapar filan falan, ama orada 3 ile sınırlı olduğu için onun denetimi de yapılabilir. Hani bunu satıcı biliyorsa onu denetleyen insanlar da Doğru. bilirler o yöntemi. Bunu Ticaret Bakanımız, bizim de katıldığımız Bursa'da bir ihracat zirvesi vardı. Orada söylemişti aslında buradaki o hileyi, yani oradaki oyunu. Bayiler elimde araç yok diyor ama araçları galerilere veriyor. Veya rentekarlara veriyor. Onlar aracılığıyla satış yapılıyor. Ki bu tabir de Sayın Bakan tabiridir. Sonra ortadaki parayı kırışıyorlar demişti. Şimdi buna tedbir olarak da bu 6000 kilometre ve 6 ay satış yasağı getirildi ki şimdi işte o hileler belki yapılabilir. Yani 2-3 tane böyle yapılabilir. Onlar da ortaya çıktığı zaman, ağır cezalar geldiği zaman sürdürülebilir öyle bir şey değil. Bakış açısı değil anladığımız değil, kadarıyla. Piyasaya da etkileri olumlu olacak. 15 Eylül Aynen. tarihi itibariyle hayata geçiyor. İnşallah. Sonrasındaki gelişmeleri burada takip ediyoruz. Zaten şu anda ben de takip ediyorum. Hani özellikle ikinci elde fiyatlar aşağı çekilmeye başladı. Tabii yazın biraz talep de fazlalaşmasıyla birlikte ikinci elde fiyatlar artıyordu. Ama bu tedbirle birlikte hem ikinci elde hem de sıfır otomobilde fiyatlar gerçek değerine gelecek. Hep balondan bahsediyoruz. Hani o şey var ya, ilan görüyorsunuz kendiniz. Ya diyorsunuz, aynı araba bende de var. Benim arabam biraz daha pahalı eder deyip siz de ilanı ama o rakamı kim belirledi? Bunu bilmek ya da buna ulaşmak çok da mümkün olmuyor. Herkes belli bir rakam üzerinden kendi aracının fiyatını belirliyor. Hatta bazı araçlarda ben bakıyorum 100 bin lira aşağı çekilen araçlar var. Demek ki öyle bir köpük vardı. Bunlar düzelecek inşallah. Yani bizim gördüğümüz o veri setinin daha büyüğünü görüyor ekonomi yönetimi ve buna müdahale ediyor. Kimsenin piyasayı bozmasına izin vermemek lazım. Peki. Devam edelim. Otomobil satışlarıyla ilgili süreçten dolandırıcılarla ilgili gelişmeleri aktaracağız şimdi. Dolandırıcıların son kurbanı Mimarlar Odası'na bağlı Mimarlık Vakfı Başkanı Bülent Ceylan oldu. 71 yaşındaki Ceylan dolandırıcılara 9 milyon lira para kaptırdı. Mimarlık Vakfı Başkanı'nı 500 bin dolar dolandırdılar. İki evini daha sattıracakken yakalandılar. Dolandırıcıların son kurbanı Mimarlık Vakfı'nın 71 yaşındaki başkanı Bülent Ceylan oldu. Olay 2021 yılının Ağustos ayında meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar Ceylan'a banka hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi. Dolandırıcıların talimatı üzerine bankadan 267.802 dolar çeken Ceylan, Akmerkez otobüs durağında parayı siyah renk Mimarlar Odası amblemli çantaya koyarak dolandırıcılara teslim etti. İki hafta boyunca paralarını bankadan çeken Ceylan, 30 bin doları söylenen hesaba havale ederken 102 bin doları da otobüs durağında teslim etti. Bir sonraki günde dolandırıcılara 100 bin dolar daha verdi. Abi aynısından bir tane daha rica ederim lütfen. Dolandırıcıların evlerini sat talimatı üzerine emlakçılarla görüşen Bülent Ceylan dolandırıldığını fark etti.
Aylarca görüntüleri izleyen ve çalışma yapan ekipler 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Örgütün 2 yöneticisi için yakalama kararı çıkartıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AFAD koordinasyonunun da hazırladığı 23 tırlık insani yardım gemisi Lübnan'a ulaştı. Gemi Trablusşam'da resmi törenle karşılandı. AFAD Başkanı Yunus Tezer faaliyetlerin yıl sonuna kadar süreceğini açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den Lübnan'a gönderilen insani yardım gemisi Trablusşam'da resmi törenle karşılandı. AFAD Başkanı Yunus Tezer faaliyetlerinin yıl sonuna kadar süreceğini ifade etti. Türk halkı her zaman Lübnanlı kardeşlerinin yanındadır. Biz biliyoruz ki sizler de aynı duygularla bizlerin zor durumunda yanımızda olacaksınız. Biz aynı coğrafyanın, aynı gönül coğrafyasının insanlarıyız. Geleneklerimiz, göreneklerimiz aynı ve yüzyıllardır aynı toprakları ve aynı düşünceyi paylaşmışız. Beyrut'ta ekonomik kriz derinleşti. Lübnanlılar ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmeye başladı. Lübnanlılara yardım eli uzatan ülke ise Türkiye oldu. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla AFAD koordinasyonunda hazırlanan 23 tır ve 512 tonluk insani yardım taşıyan gemi Mersin'in Taşucu Limanı'ndan yol aldı. Gemi Trablusşam Limanı'nda törenle karşılandı. Törende üzerinde Türkiye reisine, devletine ve halkına kalbimizden sonsuz teşekkürler yazılı pankartlar açıldı. Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayır, Başbakan Necip Miktadi'nin yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiğini ifade etti. Trablusşam Müftüsü Muhammed İmam da Türkiye'nin hayırlar ülkesi olduğunu ve yardımlarının saymakla bitmeyeceğini söyledi. Saatlerimiz onu gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İlerleyen dakikalarda çok özel bir röportaj ekranlarınızda olacak. Ve o röportajı sizlerle buluşturacağız ama öncesinde gündemin sıcak gelişmelerine gelin hızla birlikte bakalım. Uşak'ta iplik ve battaniye üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Uşak'ta organize sanayi bölgesinde bulunan iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikanın boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler fabrikayı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibi alevleri söndürmek için o noktada mücadelelerini sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri bir yanda Yunanistan'ı adeta cephaneliğe çevirirken inşa ettiği üslerle de Yunanistan'daki askeri varlığını arttırıyor. Atina ile Washington arasındaki savunma anlaşmasıyla Dede Ağaç'ta inşasına başlanan Amerikan üssünün yakında açılacağı da bildirildi. Detayları almak için canlı yayın noktamıza uzanalım. Ekibimizden İlhan Tahsin bu başlığa dair gelişmeleri takip etti. Sözü İlhan'a bırakalım. Evet, senin de belirttiğin gibi Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz yıl Atina ile Washington arasında imzalanan karşılıklı savunma işbirliği anlaşmasını, ki bu anlaşma vardı zaten Yunanistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasında, ancak bu anlaşmayı daha da yükselttiler, seviye olarak daha da genişlettiler, kapsamı genişledi. Bu ne demek oluyor? Dede Ağaç'a yeni bir askeri üs kuruluyor. Onun yanı sıra Stefanovico, yani Volos'ta ve Stefanovico'da, bunlar yan yana Eğriboz Adası'nın üstü, yani Türkiye'nin Kürtçe kıyılarının karşı tarafı. Dede Ağaç'a yaklaşık 400 asker konuşlanacak. Yanuli askeri kışlası, ki Yunan ordusuna ait bir kışla. Onun içerisine yeni koğuşlar yapıldı. Yeni araçların park yerleri, konuşlanacak olan yerleri yapıldı. Hazırlıklar son aşamaya geldi. Dolayısıyla da orada güçlü bir kuvvet, yani yaklaşık 400 askerli ilk aşamada önümüzdeki haftadan itibaren resmen orada kalmaya başlayacak. Baktığımız zaman Türkiye'nin hemen yanı başında, yaklaşık yani doğru düz çizgi
çizgi baktığımız zaman 20 kilometre Keşan Karpuzlu'ya, yol üzerinden de karayol üzerinden de gittiğimiz zaman yaklaşık 38-40 kilometre civarında. Amerika buraya ciddi anlamda bir kuvvet yığmaya başlıyor. Zaten Dedaş Limanı'nı görüntülerde de izleyicilerimizin gördüğü gibi son döneme yaklaşık gelen 13 gemiyle Balkanlara buradan silah sevkiyatını yapıyor. Ancak Dedaş'ta da kalıcı olacak. Diğer yandan baktığımız zaman sadece Dedaş değil, Volos'ta 32. Piyade komandolarının kışlasında da Amerika'nın bir gücü var, askeri gücü orada. Hemen yaklaşık 13 kilometre bölgede Yunanistan Kara Kuvvetleri'ne ait havacılık dairesinin helikopterleri de, yani orada Sikorsky ve Apache saldırı tipi helikopterleri de barındırıyor Amerika orada. Tanklar derseniz Abrams tankları ise Katerini bölgesi, Selenia yaklaşık 35 kilometre mesafede, Litokoro bölgesinde atış alanı var. Orada da Abrams tankları barındırılacak. Bununla da yetinmeyen Amerika Birleşik Devletleri yine Batı Trakya'da Dedaç'tan sonra İskeçe bölgesinde, Kayalar bölgesinde bulunan oradaki kışlada da zaman zaman Abrams tanklarıyla, Yunan tanklarıyla birlikte ortak tatbikatlar düzenliyorlar. Dolayısıyla baktığımız zaman gerçekten sizlerin de belirttiği gibi Amerika Birleşik Devletleri son döneme bu anlaşmalar olduktan sonra Dedaç'ı ve özellikle de Yunanistan'ı silah yığınağı deposu olarak kullanmaya iyiden iyiye başladı diyelim. Sözü size bırakalım. Şarkıcı Gülşen son dönemde rahatsız edici sahne şovları ve eşcinselleri açık desteğiyle gündeme gelmişti. Gülşen bu kez de İmam Hatiplileri hakaret etti. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan gözaltına alınan Gülşen sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İmam Hatip'te okumuştu önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor falan. İmam Hatiplilere hakaret eden şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son dönemde rahatsız edici sahne şovları ve eşcinsellere açık desteğiyle gündeme gelen 46 yaşındaki şarkıcı Gülşen yeni bir skandala imza attı. İmam Hatip'te okumuştu önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor falan. Şarkıcının Nisan ayında verdiği konser sırasında birinden bahsederken İmam Hatip mezunlarına hakaret ettiği ortaya çıktı. İmam Hatip'te okumuştu önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor falan. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şarkıcı Gülşen hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan resen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Gülşen emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Gülşen mahkemedeki ifadesinin ardından akşam saatlerinde hemen arkamdaki Bakırköy Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. İmam Hatip'te okumuştu önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor falan. Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sebahattin Yamak, şarkıcının toplumun fay hatlarıyla oynadığını vurguladı. Bugün İmam Hatip okullarımızda okuyan yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda 10 milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialara itham etmek, toplumun fay hatlarıyla oynamaktır ve çok tehlikeli bir girişimdir. Asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı buradan kamuoyuna duyuruyoruz. Gülşen, İstanbul Yeni Kapı'da verdiği konserde de sahnede LGBT bayrağı açmış, LGBT bayrağından rahatsız olan gitsin demişti. Devam edelim Çanakkale ile. Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu. Karaya oturan gemi için de hemen çalışmalar başlatıldı. Ayrıntılar için bir kez daha Çanakkale'ye döneceğiz. Vedat Sezer bu başlıkla ilgili notlarını aktarmak için hazır. Sözü kolaylıklar dileyelim. Vedat'a bırakalım hemen. Evet, Aktan Uysal, Çanakkale'nin İzin ilçesine bağlı Kumburnu açıklarındayız ve şu anda burada bulunan limandan çıkış yapan bir gemi karaya oturdu. Hemen kameraman arkadaşım bir Olgun gördü, o noktayı göstersin. Akçansa limandan aldığı yükle açılmak isterken bir anda henüz nedeni belli olmayan bir şekilde sol tarafa doğru, kıyıya doğru karaya oturan 100 metre boyundaki gemi Mona isimli ve 4783 gross tonluk geminin kaptanı karaya oturduğu bilgisini trafik kontrolörü gemi hizmetleri müdürüne bildirmesi üzerine de kıyı emniyet müdürüne bağlı 2 römorkör bölgeye sevk edildi. Şu anda römorkörler karaya oturan 100 metre geminin yakınına kadar geldiler ve
gemiyle iletişime geçtiler ve durumu incelemelerine başladılar. Sahil güvenlik komutana bağlı botlar da bölgedeki güvenliği sağlamak için bu noktadalar. Aslında burası Çanakkale Boğazı'nın çıkışı. Hemen arka taraf, karşı tarafta Bozcaada ilçesi var. Bozcaada ilçesinin hemen karşısında burada bir limandan yük aldıktan sonra seyre çıktığı anda bir anda sol tarafa doğru kaymaya başlayan gemi kıyıya da oldukça yakın bir noktadan karaya oturdu. Kameraman arkadaşım kıyıyı da gösterebilir şu anda size. İşte görüldüğü gibi yaklaşık kıyıdan bir 100 metre civarında bir mesafede Mona isimli 100 metrelik gemi karaya oturmuş durumda. Kargo gemisini kurtarmak için bölgeye kıyı emniyet müdürlüğüne bağlı Römörkör 3 isimli römörkör geldi ve kurtarma çalışmaları için inceleme başlattılar. Tabii ki rapor önemli. Burada yapılacak olan raporun ardından geminin karaya oturduğu noktadan kurtarılmasıyla ilgili işlemler de başlatılacak. Aktan Uysal olay bu sabah saatlerinde meydana geldi ve görüldüğü gibi limanın da hemen çıkışı burası. Akçasa Limanı'nın sol tarafı burada yük aldıktan sonra seyre çıkacaktı. Ege Denizi'ne açılacaktı. Ancak hemen limanın çıkışından itibaren henüz nedeni belli olmayan ama dümen arızası yaptığı tahmin edilen geminin hemen sol tarafta karaya oturduğunu görebiliyoruz. Tabii ki bölgede şu anda güvenlik anlamında tedbirler alınmış durumda. Özellikle Boğaz'dan gelen römörkörler geminin etrafında şu anda çalışmaları sürdürüyorlar. Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı uzmanlar da görüldüğü gibi gemide inceleme yapıyorlar ve şu ana kadar herhangi bir güvenlikle ilgili bir sorun olmadığını, mürettebatın ve kaptanın sağlık durumlarının iyi olduklarını söyleyebiliriz ki zaten kontrol altında tutuluyor şu anda Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı römörkörler bölgede incelemeyi sürdürüyorlar. Kargo gemisi dolu bir gemi, yüklü bir gemi şu an itibariyle ve 4783 gross tonluk Mona isimli kargo gemisinin Akçansa Limanı'nın hemen sol tarafında karaya oturmuş şekilde beklediğini söyleyebiliriz. An itibariyle bölgeye gelen ekipler de uzmanlar da çalışmalarını başlattılar. Tabii ki öncelikle dalgıçlardan gelip geminin durumunu tespit edecekler ki karaya oturduğu mesafede ne yapılabileceği konusunda çalışmalar başlatacak. Toparlayacak olursak Mona isimli 100 metre boyundaki kargo gemisi karaya oturmuş durumda bekliyor ve bölgeye ekipler sevk edildi. Çalışmaları biz de anmayan takip edeceğiz diyelim Aktan Uysal. İstanbul'da dün etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşanan ilçelerden biri de Esenyurt'tu. Peki Esenyurt'ta son durum ne? Canlı yayın noktamızda İslim Çobanoğlu bizleri bekliyor son bilgileri paylaşmak için. İslim? Etkili olan sağanak yağışın en çok etkilendiği ilçelerden birindeyiz. Esenyurt'tayız. Pınar Mahallesi'ndeyiz. Evlerdeki durumu merak ettik ve bir dairenin içine geldik ve bu noktadaki izlenimlerimizi Özkan Şafak'la birlikte sizlere aktaracağız. Hemen ilerleyelim istiyorum. Sizler de görüyorsunuz aslında ekiplerin sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik ve tahliye çalışmalarının aralıksız devam ettiklerini, halen devam ettiklerini sizlere söyleyelim ki evlerin içerisinde hiçbir mobilyanın, beyaz eşyanın da kalmadığını, yerlerin tamamen balçıkla dolu olduğunu ve o balçıkların temizlik ve tahliye çalışmalarının da bu noktada ekipler tarafından devam ettiğini sizlere aktaralım. Diğer odalara bakalım istiyorum. Hemen Özkan Şafak arkasına hemen dikkat ederse kameraman arkadaşım. Burada bir mutfak var. Hemen bu mutfağa girelim. Görüyorsunuz mutfak tezgahının tamamen kullanılamaz halde olduğunu sizler de görüyorsunuz. Hemen dışarıya çıkan bir balkon, bir pencere, bir kapı var. Ve o kapıdan da aslında ne kadar bu noktanın çamurla dolu olduğunu, arka tarafında ne kadar aslında kullanılamaz halde olduğunu sizler de görüyorsunuz. Bir sonraki odaya bakalım istiyorum hemen aslında. Bu noktada da yerler de çok kaygan. Çok da dikkatli olmamızda fayda var. Yerlerin tamamen çamurla kaplı olduğunu sizler görüyorsunuz. Dün etkili olmuştu İstanbul'da sağanak yağış ve kentin birçok noktasını etkiledi. Fakat en çok etkilenen noktalardan biri de İstanbul'daki Esenyurt
Esenyurt'tu. Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeydi. Harami derinin taşması sonucunda işte yine aynı görüntülerle karşılaştı Esenyurtlular. Yine aynı sahneyle karşılaştık. Burada da bir mutfak tezgahı görüyoruz. Ki bu mutfak tezgahının da tamamen yıkıldığını, kullanılamaz halde olduğunu sizler de görüyorsunuz. Tüm eşyalar aslında kullanılamaz halde. Ki duvarları görüyorsunuz aslında. Hemen suyun seviyesini sizlere gösterelim. Burada bir işaret var. Bu işaret aslında bize bu suyun seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Ki bu kadar aslında suyun etkili olduğu bir alanda, özellikle bodrum ve zemin katlarda aslında etkili oldu. Sağanak yağış İstanbul'da, kent genelinde. Ki Pınar Mahallesi aslında defalarca biz bu Pınar Mahallesi'nden yayınlarımızı yaptık. Ki görüyorsunuz tamamen balçık olmuş durumda. Aslında bu dairelerde insanlar yaşıyordu. Belki de hiçbir şeyden haberleri yoktu ama aslında onlar da alışmışlardı bu sahneye. Kaderleri hep aynıydı aslında İstanbul'da Pınar Mahallesi'ndekilerin. Ki burada da aslında seviyeyi görüyorsunuz. Bu noktada da bir televizyon vardı belki de burada. Bir elektrikli bir alet vardı. Onlar da tamamen kullanılamaz hale, ki Pınar Mahallesi'ndeki 100'e yakın ev ve iş yerinden bahsediyoruz aslında. Hasar gören 100'e yakın ev ve iş yeri hasar gördü. Kullanılamaz hale geldi. Yaralar sarılmaya devam ediyor. Ekiplerin tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor ama bütün eşyalar kullanılamaz hale geldiğini sizlere aktaralım. Ki hemen bakalım, bu odaya da giriyoruz. Başka bir odaya giriyoruz ki burada da aslında sizler de görüyorsunuz, pencereden dışarı baktığımızda da aslında suyun ne kadar etkili olduğunu, selin ne kadar etkili olduğunu, bizler de bu yağışın etkisini, özellikle Pınar Mahallesi'ndeki Harami Dere'nin etkisiyle aslında sürekli bu noktanın etkilendiğini bizler de biliyoruz ki sabahın erken saatlerinden itibaren aslında ekiplerin temizlik ve tahliye çalışmalarının da halen devam ettiğini söyleyelim. Ve Esenyurt'taki dairelerdeki son durumun bu şekilde olduğunu aktaralım. Ve halen aslında temizlik çalışmalarının da devam ettiğini söyleyelim. Ve sözü yeniden size bırakalım. Tahıl koridorunda yeni bir rota belirlendi. Ayrıntıları alacağız ekibimizden. Mehmet Karataş notlarıyla karşımızda. Sözü canlı yayın noktamıza, Mehmet'e bırakalım. Teşekkür ederim Aktan Uysal. Evet, İstanbul'da tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasının hemen ardından Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin koordinesinde 3 haftadır aslında operasyonlar devam ediyor ve Ukrayna'nın Odessa Limanı başta olmak üzere diğer 3 limanında da gemiler dünya piyasasına tahıl taşımaya devam ediyor. İşte bu sefer ise yeni bir rota oluşturuldu. Sizin dediğiniz gibi oluşturulan bu rota, yeni rota 320 deniz mili uzunluğunda ve Ukrayna'nın 3 limanından çıkacak olan gemilerde Türk karasularının denetim alanlarına bağlanacak. Yani bu rotada yine Türk karasularında denetimin yapılabileceği noktalardan geçişini yapacak ve bu rotanın bir parçasını oluşturan ve insani deniz yolu koridorunu Ukrayna karasularından güneyindeki noktadan geçişi yapılacak ve bugün itibariyle de yeni rotanın yürürlüğe girdiğini sizlerle paylaşırım. Evet, dediğimiz gibi 3 haftalık bir taşıma, bir tahılların dünya piyasasına ulaştırılma süreci devam ediyordu ve yeni oluşturulan bu rotayla birlikte aslında daha güvenli ve daha sağlıklı ve daha kısa ve hızlı bir şekilde aslında tahılların dünya piyasasına ulaştırılması için, pazarlarına ulaşması için oluşturulduğunu sizlerle paylaşım. Rota üzerinde insani deniz yolu koridorundan geçerken girişime katılan ve koridordan geçen herhangi bir gemiye 10 deniz mili yarı çapında hiçbir askeri gemi, uçak ve insansız hava araçları yaklaşamıyor ve ona göre oluşturulan bir koridor olduğunu sizlerle paylaşalım. Yeni koridorlarda yine uluslararası navigasyon sistemiyle kontrol edilecek ve herhangi bir provokasyonun söz konusu olması durumunda yine gemide bulunanlar Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne rapor vermiş olacak. Evet, dediğimiz gibi yeni oluşturulan rotada daha kısa ve daha hızlı ve daha da güvenli bir rotanın oluşturulması için Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden, İstanbul'dan yapılan bir çalışma sonucu 3 haftanın ardından yeni bir rota oluşturuldu. Dediğimiz gibi bu yeni rotada yine Türkiye'nin karasularından geçişi ve denetimi yapılabilecek bir rota olduğunu belirtip söz tekrar size bırakalım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Marmaray'ın sefer saatlerinde düzenleme getirildi. Bugünden itibaren hafta sonu seferleri gece 1.30'a kadar uzatıldı. Vatandaşın yoğun taleplerine kulak verildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaray'ın sefer saatlerini uzattı. Seyahat süresinin 108 dakikaya düştüğü Gebze-Halkalı hattında seferler sabah 06 ile gece 23 saatleri arasında yapılıyordu. Yoğun talep üzerine hafta sonu seferleri 26 Ağustos'tan itibaren gece 1.30'a kadar hizmet verecek. Cuma'yı cumartesiye, cumartesiyi de pazara bağlayan gecelerde seferler 30'ar dakikalık aralıklarla yapılacak. Gebze'den Halkalı'ya son sefer saati 01.20 olarak, Halkalı'dan Gebze'ye son sefer saati 01.28 olarak planlandı. Gebze'den kalkan son sefer 03.08'de. Halkalı'dan hareket eden son trende 03.16'da varış istasyonuna ulaşacak. Gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 287'den 297'ye çıkacaktır. Diğer taraftan 23 Mayıs 2022 tarihinde hizmete konulan Halkalı-Bahçeşehir-Banliyö trenleriyle Marmaray'ın son durağı olan Halkalı istasyonuna aktarma yapılabiliyor. Günde ortalama 492 bin yolcuya hizmet veren Marmaray'da bazı günlerde yolcu sayısı 648 bine kadar ulaştı. 24 Ağustos 2022 tarihine kadarsa Marmaray'dan toplam 747 milyonu aşkın yolcuya hizmet verildi. 2022 yılında Marmaray'la yaklaşık 157 milyon yolcu taşınması hedefleniyor. İstanbul Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu bir kişi sokak ortasında tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürmüştü. Hamile eşini katleden Cani Koca için karar verildi. Mahkeme Muhammed Tajin müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. İstanbul Zeytinburnu'nda bir kadın cinayeti daha. Hamile eşini öldürdü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kan donduran kadın cinayeti 14 Eylül 2021'de İstanbul Zeytinburnu'nda yaşanmıştı. Afganistan vatandaşı Muhammed Taşık'la eski eşi 28 yaşındaki Fatıma Haydari arasında tartışma çıktı. Belindeki bıçağına sarılan adam Haydari'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanan Cani Koca tutuklandı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Tajik'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. Mahkeme heyeti, Muhammed Tajik hakkında gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına hükmetti. Tekirdağ'da kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken olay anı kameraya bakın nasıl yansıdı. Kendisini kovalayan köpekten can havliyle kaçmaya başladı. Yola fırlayan çocuğa araba çarptı. Kaza Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandı. 12 yaşındaki bir çocuk yolda yürürken bir köpeğin üzerine doğru geldiğini fark etti. Korkuya kapılan çocuk can havliyle kaçmaya başladı. Yola fırlayan çocuğa o sırada bölgeden geçen bir hafif ticari araç çarptı. Yaralanıp hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan köpeğin sahipli olduğu ve sahibinin de polis tarafından ifadesi alındığı öğrenildi. Köpeğin sahibi ise başıboş bıraktığı köpeğinin saldırgan olmadığını savundu. İstanbul Beyoğlu'nda kontrolden çıkan tur minibüsü park halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada iki kişi yaralandı. Kaza saat 6 sıralarında Beyoğlu Piyale Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre havalimanından aldığı turistleri Sultanahmet'teki oteline götüren tur minibüsü park halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada şoför ve kadın turist yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul Kartal'da bir sitenin bahçesine giren iki hırsız park halindeki bir motosikleti çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 65 bin liralık motosikleti dakikalar içinde böyle çaldılar. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı İstanbul Kartal'da kaydedildi. İki kişi sitenin bahçesinde park halinde olan motosikleti gözüne kestirdi. Biri gözcülük yaparken diğer kasklı hırsız elini kolunu sallayarak motosikleti çalıştırdı. Şüpheliler yaklaşık 3 dakika içinde motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Önceden takip ettiler veya keşif yaptılar. Saatleri de biliyorlar. Gece bu saatte, o saatte buranın durgun olduğunu da biliyorlar. Sabah 7.30 gibi farkına vardım olayın. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs durakta otobüs bekleyenlere çarptı. Kazada ağır yaralanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polis Orhan Yeşilırmak'la eşi kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan sürücü tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kontrolden çıkarak otobüs durağına giren minibüs faciaya neden oldu. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yaşandı. İstanbul yolu çiftlik kavşağında AS'nin kullandığı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki durakta otobüs bekleyenlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı sonucu bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan polis memuru Orhan Yeşilırmak'la eşi Semiha Uzun Yeşilırmak kaldırıldıkları hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 50 yaşındaki şehit polis memurunun Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yaptığı izinli olduğu öğrenildi. Hafif yaralanan ve ayakta tedavi edilen sürücü AS gözaltına alındı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da şehit polis ve eşi için taziye mesajı yayımladı. Mesai arkadaşımız polis memuru Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Yeşilırmak'ın elin bir trafik kazası sonucu vefat ettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli personelimize ve eşine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Gündemin en sıcak gelişmesi geride bıraktığımız saat diliminde Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar. O açıklamalara biraz daha yakından bakacağız şimdi. Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü programında konuştu. Büyük zaferin önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan, vatanımızı bölmeye çalışanların gözünün yaşına bakmayız ifadesini kullandı. Hiçbir saldırıya, hiçbir oyuna, hiçbir tuzağa tahammülümüz yoktur. Bayrağımızda sembolleştirdiğimiz özgürlüğümüzü hedef alan hiç kimseyi bilsinler ki affetmeyiz. Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Bizi ecdadın özellikle yad ettiği ve sürekli olarak düşmana bakışını ifade ettiği yerde bizler tıpkı Sultan Alparslan gibi, tıpkı Osman Gazi'nin, tıpkı Fatih'in, Yavuz'un, Sultan Süleyman'ın yaptığı gibi bugün de Er Meydanı'nda her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmemiş ve bu hassasiyet içerisinde hareket ediyoruz. Bayrağımızın dalgalandığı her yerin güven ve huzur sembolü olarak görülmesinin gerisinde bu anlayış vardır. Malazgirt bu coğrafyada kazandığımız diğer tüm zaferlerin ilk adımıdır. Anasıdır. Bereketli kaynağıdır. Sultan Alparslan Anadolu kapılarını bir daha kapanmamak üzere bize açmamış olsaydı bu coğrafyadaki küçük gruplar halinde
süre gelen varlığımızı ebedi kılabilir miydik? Bilmiyorum. İşte bunun için Malazgirt'i asla unutmayacağız. Ülkemizde bir dönem milli her hasretimiz gibi Malazgirt'in de unutturulmaya çalışıldığı günler yaşanmıştır. Şairlerimiz şiirleriyle, tarihçilerimiz eserleriyle bu sinsi oyunu bozarak bize bugün şanla, şerefle, heyecanla tekrarladığımız ürünler bırakmışlardır. Başkan Erdoğan'ın Malazgirt'teki programı devam ediyor. Başkan Erdoğan cuma namazını Malazgirt Milli Parkı'nda kılacak. Detaylara daha yakından bakalım. Şimdi hemen canlı yayın noktamıza uzanalım. Ekibimizden Barış Türel gelişmeleri takip ediyor. Son bilgileri aktarmak için de hazır. Sözü Barış'a bırakalım. Aktan Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın namaz kılacağı alandayız şu anda. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biraz sonra hemen o milli parkın içerisinde bulunan bu namazgaha gelecek ve burada vatandaşlarla birlikte namazını eda edecek. Yaklaşık yarım saat önce Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı içerisinde bir miting yapmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve vatandaşlara hitap etmişti. Hemen onun ardından da tabii Milli Park içerisinde bulunan işte bu namazgaha gelecek ve burada da vatandaşlarla birlikte cuma namazını eda edecek. Şu anda da saf tutmaya başlayan cuma namazını bekleyen vatandaşları kameraman arkadaşım gösteriyor. Hakikaten çok yoğun bir cemaat var burada hemen sağ tarafında ve sol tarafında da gördüğünüz gibi. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt kutlamaları kapsamında Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Malazgirt'teki programı devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde Ahlat'tan Malazgirt'e gelmişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve gelir gelmez de Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelmiş, onlara hitap etmişti. Hemen ardından da işte bu namazgaha gelecek ve şu anda cuma namazının okunması bekleniyor. Şöyle kameraman arkadaşım gösterecek, hemen namazgah da var sol tarafında. Şöyle Burak, gösterebilirsen açına dikkat ederek, işte tam da bu noktaya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Biz de kendisini takip ediyoruz. Şu anda durum burada bu şekilde, vatandaşların bekleyişi sürüyor. Biz de kısa süre içerisinde tabii ezanın okunmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu alana gelmesini ve namazını eda etmesini bekliyoruz diyelim. Sözü buradan bir kez daha merkeze. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türk İş Dünyası örgütlerine iletilen mektupla ilgili bir açıklama yaptı. Nebati açıklamasında mektubun iş çevrelerimizde bir endişe oluşturması anlamsızdır dedi. Ankara'ya gideceğiz. Ekibimizden Rüya Akkuş gelişmeleri sizlerle buluşturacak. İsim, kolaylıklar dileyelim. Dönelim Ankara'ya ve sözü Rüya'ya bırakalım. Haktan Uysal, mektubu yazan kişi Amerika Hazine Bakan Yardımcısı ve o mektubuna şöyle bir ifadeye yer vermişti. Türkiye'de iş yapan Türk ve Batılı firmaların istekleri dışında Kremlin'in koyduğumuz yaptırımları delmesine imkan sağlayacaklarına ilişkin endişelerimiz arttı. Sizden yaptırım uygulanan Rusya merkezli kurumlarla iş yapma riski konusunu gözden geçirmenizi güçlü bir şekilde talep ediyorum demişti. Yani aslında bir şekilde özellikle de Rus firmalarıyla ilişki içerisinde olan Türk firmalarını da ABD'de ki süreçle alakalı olarak uyarmıştı. Elbette ki Hazine Bakanlığı'ndan da hemen buna bir yanıt geldi. Şöyle söyledi Bakan Nebati, Türk İş Dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimize bir endişe yaratması anlamsızdır dedi. Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir ifadesinde bulundu. Aynı mektup içerisinde aslında Amerika'nın Türk firmalara yatırım çağrısı da vardı. Nebati bunu da değerlendirdi. İşletmelerini ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz dedi. Ülkemiz müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı ortak çaba sarf etmeye ve işbirliğini güçlendirmeye önem veriyor dedim. Ancak elbette söz konusu Türk iş çevreleri olunca özellikle de Nebati Hazine Bakanı'nın bu kapsamda iş dünyasını çevreleyen bir açıklaması söz konusuydu. Şöyle devam etti. Komşularımızla başta turizm olmak üzere sektörde yaptırımlara konu olmayan çerçevede ticari ve
ekonomik ilişkilerimizi geliştirmekte kararlıyız dedi. Yani Türkiye bundan sonra da Rusya ile işbirliği içerisinde olacaktır mesajını verdi. Türkiye ekonomisinin tüm aktörleri serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlıdır. Küresel ticarette daha fazla pay sahibi olmaya çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu yolda iş dünyasının yanındadır diyerek de bir kez daha güvence vermiş oldu ve sözlerini şöyle tamamladı. Amerika Hazine Bakanlığı'nın Türk İş Dünyası örgütlerine gönderdiği mektupta da belirtildiği üzere Türk işletmeleri dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli zorlukların üstesinden gelerek de büyümeye devam ediyor dedi. Yani şunu söylemiş oldu özetle. Türkler, Türk firmaları Ruslarla işbirliği yapmaya devam edecek. Çünkü bu konu yaptırımların tamamen dışında ve bu noktada da özellikle Türk devleti bu iş insanlarının yanındadır diyerek de güvencesini vermiş oldu. Muğla Bodrum'da İbrahim Tatlıses'in aracına çarpan kamyonet sürücüsünün kanında alkol çıktı. Alkol oranının yasal sınırın altında olması sebebiyle sürücüye yaptırımda bulunulmadı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kaza mahallinde ve Tatlıses'in aracına çarpan kamyonette arama yapıldı. Şoför Gültekin Gülsoy'un kullanımındaki iki adet cep telefonunda yapılan ön incelemede de herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gültekin Gülsoy'un kan örneği de alındı. Yapılan incelemelerde kanında alkole rastlandı. Alkol oranının yasal sınırın altında olması sebebiyle sürücü Gültekin Gülsoy'a yaptırımda bulunulmadı. Şoför Gülsoy ifadesinde zeminin ıslak olması sebebiyle arabasının kaydığını, olayda herhangi bir kusurunun olmadığını söylemişti. Zaporijya nükleer santralindeki çatışmalar sonucu bölgede çıkan yangın elektrik hatlarına zarar verdi. Peki ilk kez elektrik bağlantısı kopan santral ne gibi tehlikeleri de beraberinde getiriyor? Nükleer elektrik enerji mühendisi Mehmet Çelebi ile son durumu değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Dünya aslında ilk anından bu yana nefesini tuttu ve Zaporijya'da yaşananları yakından takip ediyor. Özellikle son yaşanan gelişme bir kez daha gözlerin o noktaya çevrilmesine sebep oldu. Sizin konuya bakışınız, olası riskler, tehlikeler nelerdir? Buna dair de görüşlerinizi almak isteriz. Buyurun efendim. Tabii ki. Malum olduğu üzere dün itibariyle santralın tamamı enterkonnekte sistem. Yani elektrik üretimi yapmıyor, sisteme herhangi bir enerji akışı sağlamıyor. Bilindiği üzere burada 6 tane grup vardı. Her biri biner megawattlık olmak üzere Avrupa'nın en büyük, dünyanın 10 büyük nükleer santralından birisiydi. Bunlar savaşın başlamasıyla beraber, yani 24 Şubat itibariyle Rus askeri güçleri öncelikle daha önceden 86 yılında patlayan Çernobil santralını kontrol altına almışlardı. 3 Mart itibariyle de Zaporojne Elektrik Üretim Santralı'nı tamamen kontrol ve kumandası Rus askeri yetkililer tarafından sağlanmakta. Ancak özellikle son 2 aydan beri bu santralın verileriyle ilgili akış kamuoyuna kopmuş durumda. Özellikle Uluslararası Nükleer Enerji Ajansı Başkanı Grossi bu santralla ilgili 2 ay önce şöyle bir açıklama yapmıştı. Zaporojne santralından bilgi akışı alamıyoruz demişti. Bundan yaklaşık 10 gün önce de yine bu santralla ilgili artık tamamen irtibatımız koptu demişti. O dediği tarih itibariyle iki grup sistemdeydi, devredeydi. Ancak biraz önce sizin de söylediğiniz gibi bu bölgede ayrıca bir termik santral daha var. Onun kül sahasında çıkan yangından dolayı bu çalışan iki grubun enerji nakil hatları hasar gördü ve bu iki grubu da soğuk kapatma dediğimiz sistemle devrenin dışına çıkardılar. Dolayısıyla burada yine elektrik enerjisi gerekiyor. Bu soğutmayı yapılabilmesi için yaklaşık 150 bin kilowattlık bir enerji gerekiyor. Bunu şu anda santralın mevcut dizel jeneratörlerinden sağlamaya çalışıyorlar. Ancak dizel yakıttaki özellikle lojistik sorunundan dolayı bir tehlike her an için söz konusu.
Peki efendim, tehlikenin tamamen ortadan kalkmasını sağlayacak girişim ya da adım ne olabilir ve bundan sonra o riski ya da kimse istemez tabii bir sızıntı örneğin böyle bir durumun yaşanması muhtemel midir ya da olasılığı ne kadardır? Buna dair de görüşlerinizi alayım, sizi uğurlayayım. Tabii ki yani burada tekrar eğer bu gruplar devreye alınmaz ise ve burada enerji üretilip kendi iç ihtiyacını karşılayacak eğer enerjiyi üretemezler ise burada çok ciddi bir risk söz konusu. Özellikle son iki reaktörde şu anda yüksek ısı mevcut. Bunların belli bir derecede soğuması tekrar ısıtılması gerekiyor. Şu anda o prosesi bekliyorlar. Dediğim gibi yani şu anda Ruslar burayla ilgili bilgi paylaşımı yapmıyorlar. Dolayısıyla sadece bize gelen Ukrayna'nın kendi enerji üretim ajansı kurumu var, Energoatom. Oradan gelen bilgi şu anda Ruslardan bir bilgi akışı olmadığı, onların aksiyonlarının sonucunu bekledikleri. Yürekli annelerin evlat nöbeti sürüyor. Van'da bir araya gelen aileler çocuklarına kavuşana kadar eyleme devam etmekte kararlı olduklarını haykırdı. Hep biriz, askeriz, HDP'liyiz. Gözleri yaşlı, yürekleri buruk. Tek istedikleri PKK'nın kaçırdığı evlatlarına kavuşmak. Çocukları zorla dağa götürülen ailelerin Van HDP il binası önündeki eylemi sürüyor. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler PKK-HDP'ye tepki sloganlarıyla HDP il binasına kadar yürüdü. Bu HDP milletvekilleri gelsin bir açıklama versinler. 11 yıldır HDP ile PKK ile mücadele veren bir anneyim. İlk günden beri yemin etmiştim. Ben evladımı HDP'ye, PKK'ya kurban etmeyeceğim. Aileler PKK'nın kaçırdığı evlatlarını HDP'den istedi. HDP onu hayalleri çaldılar. Bizi perişan ettiler. HDP bizi, hayatımızı karadılar. HDP'liler açtıkları müzikle annelerin sesini bastırmaya çalıştı. Biz buraya geliyoruz, müzik açıyorlar. Bizim sesimizi bastırmaya çalışıyorlar. Ama onlar bizim sesimizi bastıramazlar. Anne babalar çocuklarına kavuşana kadar nöbete devam etmekte kararlı. Nevzat'a sesleniyorum. Nevzat gel oğlum. Devletimize teslim ol. Kendi çocukların eline kalem veriyorlar. Bizim çocuklarımızın eline silah veriyorlar. Türkiye genelinde 81 ilde başlatılacak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi öncesi ev fiyatlarında düşüş bekleniyor. Peki ev ve kirada balon fiyatlar durdu mu? Detayları ekibimizden Tülay Çiçek ve konuğu aktaracak. Sözü Tülay'a ve konuğuna bırakalım. Cumhuriyet tarihinin hiç şüphesiz en büyük sosyal konut projelerinden olacak. O yüzden hiç şüphesiz herkesin gözü de kulağı da bu projenin detaylarında. Ancak 13 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detaylar açıklanacak. Ancak bu sosyal konut öncesi hiç şüphesiz herkesin aklına ilk olarak acaba ev ve kiralarda bir düşüş yaşanır mı diye sorular geliyor. Biz de onu konuğumuza soracağız. Yanımda TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan var. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Herkesin merak ettiği soruyu öncelikle sizlere yönetmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir sosyal proje, konut projesi. Acaba ev kiralarında bir düşüş yaşanır mı? Bu detaylar, bu projenin detayları nasıl etkiler sizce? Evet, bir kere bunun duyurulmasıyla beraber önce ilk müjdeyi bakanımız kurum vermişti. Ardından Cumhurbaşkanımız da bununla ilgili bir konuşma yaptı ve detaylar yavaş yavaş belli oldu. İsterseniz detaylara küçük bir değinelim. Evet. Öncelikle işte 16 bin TL İstanbul'da, 14 bin TL de diğer illerde geliri bu rakamların altında geliri olanların başvuru yapabileceği, yine taksitlerin de hani halkı gelirinin %30'unu aşmayacağını ve 240 ay vade, yani 20 yılda ödeneceğini, 240 ay kira öder gibi taksitlerle ödeneceğini, oradaki o getirilen, hani halkına getirilen %30 sınırından da aslında taksitlerin dar gelirli aileler tarafından
rahatlıkla ödenebileceğini de görebiliyoruz. Tabii bu havayla beraber işte bu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olmasıyla beraber bir herkesin sizin de söylediğiniz gibi gözü kulağı burada ve birçok talep aslında beklemeye geçti sahada. Hani artık eğer TOKİ böylesine büyük bir proje yapacak ise ben TOKİ'yi bekleyip TOKİ'den hakkımı kullanayım, başvurumu yapayım, bu projeden faydalanayım diye düşünen birçok binlerce belki de şu anda vatandaşımız var ve bu da tabii ki ister istemez piyasadaki talebi düşürdü. Talebin düşmesiyle beraber fiyatlarda da bir gerileme, fiyatlarda bir normalleşme söz konusu şu anda. Çünkü piyasada talep ne kadar artarsa bu o denli fiyatlara da artıyordu. Artık yüksek fiyatta böyle kiraları göremeyeceğiz mi Eylül itibariyle? Evet, bu kiralık tarafında aslında bunun yanı sıra farklı bir olaylar oluşmaya başladı. Hatta sizlerle de yapmış olduğumuz yayınlarda bir yıl önce biz tüm ev sahiplerine diyorduk ki bakın insanlar şu an bir ev bulamadığı için sizin söylediğiniz o çok yüksek fiyatlara bile evet demeleri sizi aldatmasın. Bu evleri sizlerden tutarlar. Fakat ödeme noktasında sorun yaşarsınız. Çünkü sonuç itibariyle bir hayat pahalılığı var ve sonuç itibariyle insanlar gelirinin çok büyük bir kısmını evet deyip bu evleri tuttuklarında bunlar bir yaşam sıkıntısı çekebilirler ve ödemelerde de çok ciddi sorun yaşayabilirler dedik ve bugün bir yıl sonra geldiğimiz noktada özellikle en son çok yüksek fiyattan kiraya verilmiş gayrimenkullerde konutlarda kiraların ödenmediğini, aksatıldığını, hatta bununla ilgili çok ciddi şekilde sulh hukuk mahkemelerinde şu anda gözüken davaların birinci sıraya yerleştiğini de görebiliyoruz. Onunla beraber tabii ki burada yüksek kiradan değil de doğru fiyattan, makul fiyattan kiraya verip ve kirayı düzenli almanın ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Konuğumuz TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan'dan konut projelerinin detaylarını aldık. Aynı zamanda da herkesin aklındaki o soruları cevaplamış olduk. Kiralarda ve ev fiyatlarında düşüş yaşanır mı diye konuğumuzdan aldık ve bizler de sizlere aktardık diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Son dönemde artan kira anlaşmazlığı konusunda arabuluculuk formülü devreye sokulacak. Böylece yılda yaklaşık 64 bin dosyanın mahkemelere gitmeden çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Detaylar için canlı yayın noktamıza döneceğiz. Ekibimizden Mahmut Erdoğan ve konuğu bu başlığı değerlendirmek için hazır. Bizleri bekliyor. Sözü Mahmut'a ve konuğuna bırakalım. Hakan, Adalet Bakanlığı yaptı bu çalışmayı. Bu çalışma hem kira, hem kat mülkiyeti, hem de komşuluk hukukuyla ilgili özellikle yılda 64 bin dosyanın arabuluculuk aracılığıyla mahkeme salonlarında, mahkeme koridorlarında uzun yıllar beklememizin önüne geçmiş olacak. Biz bu konuyu konuğumuzla konuşacağız. Avukat arabulucu Sayın Hasan Duran'la. Efendim, arabuluculuk sistemi elbette ki Türkiye'de işliyor, işlevini devam ettiriyor. Yeni bir düzenleme, yeni bir yasa çıkacak. Bununla ilgili hem kira, hem kat mülkiyeti, hem de komşu hukukuyla ilgili neler getirecek bize? Efendim, şimdi arabuluculuk Samsun'da faaliyet gösteriyoruz bu alanda. Bu zamana kadarki tecrübelerimize dayanarak arabuluculuk şu an işçi işveren uyuşmazlıklarında, ticari davalarda ve tüketici uyuşmazlıklarında uygulanmakta. Bu üç alanda zorunlu dava şartı olarak şu an uygulanmaktadır ve çok ciddi dönüşler almaktayız. Birçok uyuşmazlığın bu yolla çözüldüğünü ve tarafların kazan kazan ilkesi doğrultusunda da bu süreçten memnun ayrıldıklarına şahitlik etmekteyiz. Şimdi kira hukuku, kat mülkiyeti hukuku ve komşuluk hukuku alanında da yeni bir aynı bu doğrultuda yeni bir zorunlu dava şartı arabuluculuk düzenlemesi getirileceğini duyduk. Bu tam da uygulanması gereken çok önemli bir alan. Kira hukuku alanında özellikle son dönemlerde kiracı ev sahibi ilişkilerinde özellikle kira bedellerinin fiyatların artması, ev sahiplerinin kiracılarını çıkarıp yeni kiracı ya daha yüksek bedellerle bu kendi sahipleri oldukları evleri, daireleri kiraya vermek gibi işte sebeplerden dolayı
hulasa çıkan uyuşmazlıkların çözümünde de çok önemli rol oynayacağını düşünmekteyim. Taraflar kendi aralarında direkt, yani bir uyuşmazlık olduğunda direkt olarak hemen mahkeme kapılarına gitmektense buralarda çok uzun zaman kaybetmekten ve yüksek yargılama giderleri ve avukat ücreti ödemektense ara buluculuk sürecine tabiri caizse bir el onları bir araya getiriyor. Ara buluculuk tam da böyle bir müessese. Sosyal barışın sağlanması, bizim toplum yapımızda olan dinimizde de dinimizin gereği de olan sosyal barış, helalleşmenin sağlanması adına çok önemli bir müessese. Taraflar burada kendileri karar veriyor. Yani nasıl bir anlaşma olacağına mahkemelerde kim karar verir? Hakimler karar verir, savcılar karar verir. Ama burada taraflar kendi iradeleriyle süreci, kendi ortak bir nokta, asgari müşterek de diyebiliriz buna, buluşarak karar veriyorlar ve kendi ben işte her ne kadar, yani her iki tarafta memnun edebilecek sonuçta bir karar vermiş oluyorlar. Ve bu anlamda da çok önemli bir süreç. Evet. Kira hukuku, kat mülkiyeti hukuku ve komşuluk hukuku alanında da inşallah bunun bu yasal düzenleme tabii oluştuğunda çok daha ayrıntılarını o zaman çok daha iyi anlayacağız ve iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz evet size. Bu yeni yöntemle birlikte 64 bin dosya da mahkeme salonlarında değil ara bulucuda çözümlenmiş olacak ve bunun için de ara buluculuk hizmetine yararlanacak taraflar herhangi bir ücret ödemeyecekler deyip sözü tekrar Samsun'dan size bırakalım. Bu haberle birlikte ajans bugüne noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. Ayrılmayın. Yayınımız spordaki gelişmelerle devam edecek.